Evet dostlar, bugün çok önemli bir gün. Kuşlarımıza elektrik vereceğiz ya da onlardan elektrik alacağız. Nasıl mı? Hemen gösteriyorum. Çalışan arkadaşların yanına gideceğiz. Bu arkadaşlar ne yapıyor? Artık güneş paneli döşeyerek bizim elektrik sorunumuzu çözmeye çalışıyor. Nereden mi geliyorlar? Doğuş bilgisayardan. Doğuş bilgisayar. Emine Keskiner'e giderken solda, gelirken sağda. Reklamları da dinlediniz. Şimdi ben yukarıya çıkacağım. Buranın sorumlusu olan arkadaşımız Müslüm'le hem konuşacağız hem de sizlere maliyet hesabı çıkaracağız. Hadi hep birlikte yukarıya doğru çıkalım diyorum ama benim yükseklik korkum var. Sizin için bunu da yapıyorum. Tabii her tarafta takım taklavat doldurmuşlar, kablolar ayarlamışlar. Ben şimdi nasıl çıkacağım bilmiyorum. Evet, yukarıya doğru titreye titreye çıkıyorum. Ondan sonra demeyin ki bu videolar nasıl çekiliyor. İşte böyle kayarsa aşağıdayız. Ama bu saatten sonra kırığımız da tutmaz ya. Gördüğünüz gibi dostlar, panelleri döşemişler. Kaç tane panel? 1, 2, 3, 4. 4 tane yukarıda, 4 tane, pardon, 4 tane yukarıda. Buraya toplamda 6 tane panel sığar. 6 buraya. 6 da buraya sığsa 12 panel ama paramız buna yetti. Ustam, bu paneller kaç wattlık? 400 watt. 400 watt. 4 tanesi toplamda 1600 watt mı üretiyor? Evet. Ama biz onun ne kadarını kullanabiliriz? Biz onun ne kadarını kullanabiliriz? Ortalama 1 kahvasını kullanabiliriz. 1 kahve. 1 kahva. 1 kahvalık enerjiyi buradan alacağız. Yan tarafta görmüş olduğunuz o kırmızı ve siyah kablodan da elektriği alacağız. Herhalde onu aşağıya doğru indirdikten sonra bu montajı bitti mi? Şu an bitti. Bitti. Kastırma mastırma olayı? Yok. Böyle Y gibi U gibi durma şansı? Yok. Ona göre sağlam herhalde. Gördünüz, yukarıya çıktık. Şimdi bizim elektrik sorunumuzu çözebilmek için bize böyle malzemeleri ayarlıyor. Bakın, Maxsun'un 40 amper. Bununla ilgili arkadaşlar ne sormak istiyorsanız yorumlarda bana belirtin. Çünkü araştırmadığım piyasada malzeme kalmadı. Bu konuda Doğuş Bilgisayar'la Haz Elektroniğe, Haz Solar Sisteme teşekkür ediyoruz. Bu arada bakın reklamı da burada. Poşeti Doğuş Bilgisayar. Ben kendimi bildim bileli var. Ve malzemeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın çok kalın. Aşırı akım geçeceği için de sert bir madde. Mükemmel ötesi bir işçilik ve Müslüm Usta bizi bugün inşallah enerjiye kavuşturacak. Ardından güvercinlerimizin 7/24 ışığı olacak. Bağlantıları yaptı. Ben size bağlantıları kısaca anlatacağım. Kabloları da toplayacak. Yalnız buraya gördüğünüz gibi akünün artısını ve eksisini bağladı. İnverterimizin de artısı eksisi bağlandı. Şimdi kabloları toparlayacak ve biz buna ileride bir kabin yapacağız. Arkadaşlar, bu aküden, bu 200 amper Orbus marka akü 12 volt 200 amper bizi bayağı bir idare edecek. Ardından bizim ışık ve ısı hariç her türlü sıkıntımızı giderecek, güvenlik sıkıntımızı. Bu Maxsun 40 amper bizim kaydı ya. Şarj ünitemiz. Monitörü görüyorsunuz. Ampulümüz var. Akümüzün USB. Şu artı eksi ne işe yarayacak onu bilmiyorum ama. İleride. Artı eksi menüde gezmek için. Yani menüde gezmek menülerden için. Menülerden ayar yap, değiştirebilirsin. Ufak da bir menüsü var. Evet. Şuraya 12 voltluk ampulümüzü de bağladık mıydı yanacak diyorsun yani. Evet. Şu bölgeye. Evet. Şurada var. Artı eksi yokmuş bendeki aldığım 12 volt. Şuraya güneş paneli mi bağlayacağız şimdi? Evet. Arkadaşlar güneş paneli. Allah Allah Allah. Güneş panelimizin artısı eksisi burada. Bu güneş panelimizin artısına eksisine 46 volt şu an geliyor. Aşırı güneşte bu 48'i bulacak. Bizim akümüz 48 voltla gelip 12 voltla mı şarj olacak? Evet. Evet. 48 olmasının bir anlamı var mı? Da bir özelliği var mı? Yok. Yok. Güzel. Yani akümüz zaten 12 volt. 12 volt. 46 volt üzerine, 48 volt üzerine güneş panelinden gelen şarjda. Evet. Şarj generatörü şarj edecek. İnverter'a akü üzerinden 220 12 volt gelecek. Tekabinde inverter çıkışa 220 olarak
değerlendirecek. Peki bir şey soruyorum. Niye 48 volt getirdik biz? Çünkü her bir panel normalde... Her bir panel 46 volt. Şimdi, her bir panel 46 volt mu 24 mi? 46 volt. Anladım, bir panel. Ben normalde 24 volt çıkış veriyor zannediyordum bir panelin. Ama öyle değilmiş. Evet, en tehlikeli bölge arkadaşlar. Şu an en tehlikeli artıyı bağladık. Açılış yaptık. Bakın çok önemli çünkü buranın çok ciddi anlamda riskli bir bölge olduğunu görüyoruz. Ustamız da zaten sanki yüksek gerilim hattı varmış gibi. Evet, ona bağladığımız an şurada çok tatlı emoji suratımızı görüyorsunuz. Seni şeker seni. Sanki böyle iyi uykular der gibi bize. Bakın arkadaşlar şu an bu 16 rakamı nedir üstad? 16 volt mu geliyor şu an? Yok. 16 derece. Pardon ya, dereceymiş. Havanın ısısı 16 derece. Panellerden gelen 13 voltu gördük. Bakalım. Her bastığındaki değerler değişiyor. Bir saniye aküyü şarj ediyoruz. Bu şarj ünitesinin MPPT dediğimiz bir de PNV var. MPPT ona göre %30 daha verimli olduğu söyleniyor. Gelen elektrik 13.2 volt. Sebebi de şu arkadaşlar. Bakın güneş batımındayız şu an. Gün batımında olduğu için şu an saat kaç? Bir bakalım saat kaç ona göre. 17.50 güneş panelimiz. Odur ki gölgenin altında. Yani bakın dikkat edin. Neredeyse güneş batmak üzere. Böyle geldi. Şimdi şarj olmaya başladı. Ve 13.3 volt. Sürekli güneşin şekline göre bu kaça kadar çıkacak bu 13.2 volt? 14. Maksimum 14'e kadar. 14'e kadar çıkar. 16 olmasın yani. Şu an aküyü şarj ediyor zaten. Akü full gösteriyor güneşten gelen elektrikle. Peki şu an akünün durumu mu o şarj etme sistemi mi? Akünün durumu. Şarj etme sistemi. Güneşten gelen elektrik buradan input. MPPT yazan yerden karşı aküye şarj basıyor şu an. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar bakın güneş enerjisiyle ilgili ne sorarsanız sorun. Yorumlarınızı alayım. Ben buradan Müslüm ustamıza her türlü sorunuzu yöneltirim. O da size bilgi verir. Çünkü geleceğin teknolojisi solar teknoloji. Başka şansımız yok. Ondan dolayı aklına bir şey gelen olursa sorarsanız sevinirim. Arkadaşlar kutuyu bulamadık. 12 voltluk ampulümüzü nasıl çalıştıracağız? Onun Müslüm ustamız sorunu çözdü. Şöyle... Tamamen panellerle alakalıymış. Panelin üzerinde bakın şuradaki görmüş olduğunuz ampul varsa eğer bağladığında değdirdiğinde bakın ışık yandı. 12 voltluk ampulümüz yandı. Artı eksi bunda fark etmiyor. Bu ampulün özelliği. Bakın bir daha basın hocam. Yandı. Söndü. Niye? Şurada aktif ve pasiflik olayı var. Şu an pasif sönüyor. Bir nevi anahtar gibi çalıştı. Sadece burada bizim dikkatimizi çeken bir şey var. O da USB portları çalışıyor mu çalışmıyor mu? Onu da test edersek olay çözülmüştür. Ve bizim artık bir bakalım bir şarj kablosu arayacağız. Ben şarj olacak. Telefonum da geldi. Evet. Hazır gelmişken biraz şarj edek. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık paneller kurmadı şarjım var. Işık. Panel aşağıda ayarladım. Telefonu şarj ettiymiş bitene kadar. Ya işte kesinlikle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık Müslüm'ün kablolarını topladıktan sonra burayı bir düzene sokacağız. Ve artık hiçbir şekilde enerji problemimiz kalmayacak. Bununla ilgili dediğim gibi sorularınız varsa lütfen çekinmeden sorun. Çünkü en iyi tecrübe dostun tecrübesidir. Çünkü bedavadır. Niye sizin yerinize ben zaten yeterince hataları yaptım. Çoğu şeyi öğrendim. Neyse arkadaşlar. Son olarak biz şimdi USB'den telefonumuzu da şarj edersek düşünsenize bakın Orbus marka 200 amper telefon powerbank yapıyoruz. Evet. Kling diye bir ses gelirse çok mutlu olurum. Zaten ekranı da göreceğim. Evet. Ops. Evet takıyor arkadaşımız. Şu an. Bakalım nerede? Of şarj ediyor. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Şunu bir daha gösterelim ve videoyu bitirelim. Şimdi arkadaşlar bakın öncelikle telefonumuz ve ışığımız şarj ediyor. Bakın şöyle yaklaştıralım. Üstte hem telefonumuz hem ışığımız aktif.
Şimdi siz o eksiği bir daha bastığınızda gönderelim. Evet, gitti. Gördüğünüz gibi buradaki artı ve eksiyle biz aktif ediyoruz ve pasif ediyoruz. Arkadaşlar, sistem bitti. Ben şimdi sizlerle ilgili, yani sizin için sormam gereken şeyler var ama Müslüm ustamızın bize söylemek istediği bununla ilgili önemli hususlar var. Bakın, bunlar dershanede bile anlatılmaz, parayla da söylenmez. Bunları bize söyler misin? İnverterde ya da şarj regülatöre herhangi bir değişiklik yapmak istediğinizde yapmanız gereken öncelikle şarj regülatöründe güneşten gelen elektriği devre dışı bırakıp ondan sonra aküyü inverteri sökmeniz icap eder. Tekabinde önce aküyü sonra güneşten gelen elektriği sökerseniz şarj regülatörünü yakma ihtimaliniz %100'dür. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Teşekkür ediyorum ve diyorum ki videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve 14 binlik aile olarak yorumlarımızı atmayı unutmayalım. Hoşça kalın.